Asgari ücrette zam pazarlığı yarın başlıyor. İlk toplantı yarın. 2024 yılında asgari ücretlinin alacağı zam aslında toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Peki yarın başlayacak zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Neler bekleniyor? Görüşmeler ne zaman sonuçlanır? Yeni zam oranı ne zaman açıklanır? Tüm bu ayrıntıları konuşalım. Çünkü Türkiye'nin gözü kulağı bu haberlerde. Şimdi Ahmet Kıvanç karşımızda. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'la her pazar olduğu gibi biraz Türkiye'nin ekonomik durumunu konuşacağız. Hoş geldiniz Ahmet Kıvanç. Günaydın, iyi pazarlar. Günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve ilk toplantı yarın. 2024'te asgari ücretin ne kadar olacağı ise tabii ki büyük bir merak konusu. Çalışan ne talep ediyor? İşveren ne talep ediyor? Ortasını nasıl bulacak hükümet? Bu soruların cevapları sizden alalım. Buyurunuz. Evet, yarınki toplantıda öncelikle bir çalışma programı belirlenecek. Nasıl çalışma programı yürütüleceği ve çalışma takvimi ele alınacak. Onun arkasından çok fazla uzun sürmeyecek, zaten uzun sürecek zaman da kalmadı. Toplam 4 toplantıda sonuç alınıyor normalde ama şartta değil. 4 toplantı olmadan da 3 toplantıyla da karar alındığı oldu geçmişte. Sizin de belirttiğiniz gibi çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Sadece 7 milyon asgari ücretli değil, birçok vatandaşın ödemeleri ve devletten aldığı ödemeler olsun, devlete olan yükümlülükler olsun, hepsi asgari ücrete endeksli olduğundan çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Ayrıca asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan milyonlarca kişi de asgari ücretin ne kadar artacağını merakla bekliyor. Çünkü artık birçok iş yerinde de asgari ücreti biraz endekslenmiş gibi oldu oylum hanım. Normal ücret zamları asgari ücretteki artışa göre yapılmaya başlandı. Özellikle son 2 yıldaki yansımasını görüyoruz bunun. Ortalama ücretleri de çünkü asgari ücretteki artışın neredeyse birebir ortalama ücretleri de oransal olarak yansıdığını görüyoruz. Tabii bu biraz da asgari ücretle ortalama ücretlerin çok yakınlaşmış olmasının da etkisi var. Hepimiz konuşuyoruz. Önceden asgari ücretin işte şu kadar katı iken şimdi bu kadar katı oldu diye. Yani 8-10 katı iken örneğin işte 2-3 katına indi diyen kesimler bile var. Şimdi bu asgari ücretin tek zam olacağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması oldu biliyorsunuz. Bu biraz asgari ücret görüşmelerinde işçinin beklentisini de etkileyecek. İşçi enflasyon farkı ve üzerine refah payı talep ediyor. Enflasyon farkı olarak da %38-40 dolayında bekleniyor Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon. Bu enflasyon farkının üzerine bir refah payı verilsin diyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nın tek zam açıklamasından sonra bu refah zamının daha yüksek tutulmasını, çünkü verilecek zamın, belirlenecek ücretin tüm yıl boyunca geçerli olacaksa oransal artış da daha yüksek olsun talebinde bulunuyor işçi tarafı. İşveren tarafı da her zaman olduğu gibi dengeli ve sürdürülebilir bir asgari ücret belirlensin yaklaşımında. Yani hem işçiyi hem işvereni gözeten, işletmeyi gözeten dengeli olsun ve işletmeler açısından sürdürülebilir olsun. İstihdamda bir daralmaya sebep olmadan, istihdam kaybına yol açmadan bir asgari ücret belirlensin talebinde. Şimdi oransal olarak ne olacağı konusunda tabii herkes onu bekliyor. Baktığımız zaman geçmiş dönem enflasyonunu karşılaştırarak baktığımız zaman ne olur dersek ve tek zam açısından da birlikte dikkate almak gerekirse, şimdi 2024 yılında Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %36. Bu yılın Temmuz-Aralık döneminde az önce belirttiğim gibi beklenen enflasyon ise %38-40 aralığında bekleniyor. Bu durumda bir enflasyon farkı yaklaşık %40 olacağını söylemek mümkün. Bunun üzerine bir
refah payı elde edilmesini bekliyoruz açıkçası. Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıla ilişkin projeksiyonunda ilk başta Mayıs-Haziran aylarında yükselmesi enflasyonun, yıllık enflasyonun yükselmeye devam etmesi ve ondan sonra yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlaması şeklinde. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın açıklaması Mayıs ayında enflasyon, yıllık enflasyonun %70-75 oranında zirve yapacağı şeklinde. Şimdi %70-75 oranında zirve yaparsa o zaman Ocak-Mayıs enflasyonu ne olur diye baktığımız zaman %22 gibi bir artış oluyor. Eğer gerçekten yıllık enflasyon bu seviyelerde kalırsa, zirve yapacağı beklenen o yükseliş bu seviyelerde kalırsa bu durumda tek zam ikinci ara zam beklentisi oluşmayabilir, baskısı oluşmayabilir en azından kamuoyunda, işçi tarafından. Çünkü yapılacak enflasyon asgari ücret zammı yaklaşık %50'ye yakın bir oranda olursa ve Ocak-Mayıs dönemindeki enflasyon da %23-25 arasında kalırsa ara zam, Temmuz ayında bir ara zam beklentisi oluşmaz ve tek zamla 2024 yılını geçirmek mümkün olabilir. Ama Merkez Bankası'nın beklediği gibi gitmezse işler, Temmuz ayında Mayıs ayında %75 yerine işte %85-90'lara çıkarsa yıllık enflasyon, ki inşallah olmaz, onu da belirteyim, temennimiz en azından o yönde, o oranlara çıkarsa bu zaman bu durumda ara zam beklentisi ortaya çıkabilir. Aksi takdirde dediğim gibi yıllık tek bir zamla 2024 yılını geçirmek mümkün olacak gibi görünüyor. Öğrenim Hanım. Şimdi Ahmet Bey, bir taraftan sizin açıklamalarınızı dikkatle dinlerken bir taraftan da Türk İş'in sayfasına baktım ve çünkü bundan sonraki sorum Türk İş'in başkanı Ergün Atalay'ın, Sayın Atalay'ın açıklamaları ile ilgili olacak. Şimdi Ağustos 2023 rakamlarına baktığımızda enflasyon oranlarına göre harcamaları aktarmış Türk İş ve mutfak enflasyonunu aylık %4.63, 12 aylık enflasyonu %77.04, yıllık ortalamayı da %107.89 olarak göstermiş. Mutfak harcamalarından bahsediyorum. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Türk İş'e göre 12.198 TL. Ağustos ayının aynı zamanda açlık sınırı olarak değerlendiriliyor bu. Ve gıda ile birlikte tüm temel harcamalar için hanesine girmesi gereken toplam gelir ise 39.733 yoksulluk sınırı olarak bunu değerlendirmiş. Ve bekar bir çalışanın, bakın bekar, sadece hani 4 kişilik bir aile değil, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 15.813 TL. Tek bir kişi, bekar bir kişi 15.813 TL'ye yaşayabilir diyor. Bu Türk İş'in kendi sayfasında aktardığı rakamlar. Şimdi asgari ücretin ne kadar olduğunu hepimiz biliyoruz. Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay ise diyor ki açlık sınırı teklif edilirse masadan kalkarız. Şimdi enflasyon oranları, beklentiler hangi rakama işaret ettiği bütün bir sene boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre tek bir zam oranının maaşlara, asgari ücrete yansıyacak olması ve beklentiler, realite nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Evet, öncelikle Türk İş Başkanı'nın açıklamasından, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasından başlayayım. Açlık sınırı teklif edilirse masadan kalkarız diye söyledi. Hakikaten de yani açlık sınırı artık kabul edilebilir bir rakam değil. 14.025 liraya karşılık geliyor. Açlık sınırı dediğimiz rakam 14.025 liraya karşılık 14.025. geliyor. 14.025. Bu da, evet, 14.025 lira. Bu da düşünürseniz %23 oranında bir artış anlamına geliyor. Çok düşük. %23 oranında bir artış. Oysa Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon zaten
Merkez Bankası'nın %65 enflasyon tahmini gerçekleşirse, eğer tutarsa %38 olacak. Temmuz Aralık dönemindeki enflasyon sadece. Yani son 6 aylık enflasyon farkını bile karşılamayan bir artış durumu söz konusu olur. Açlık sınırı kabul edilirse. Gerçi işveren tarafının talebi şu. İşveren tarafı enflasyon farkı olarak son bir yıllık enflasyonun dikkate alınması gerektiğini savunuyor kendileri açısından. Çünkü son bir yıllık enflasyon %65 olursa, Temmuz ayında da bir %34 oranında ara zam yapıldığı da dikkate alınırsa asgari ücrete, bu durumda zaten %23-%25 gibi bir enflasyon farkı ortaya çıkar yaklaşımında. Ama Türk İş dediğim gibi bu rakamı pazarlık konusu etmeyeceklerini, böyle bir durumda masada bile oturmayacaklarını ifade etti. Üzerinde gelecek rakam da Başkanlar Kurulu'nun kararıyla belirleyeceğiz dedi Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Türk İş'in rakamlarında dikkat çeken husus gıda harcamaları Ödüm Hanım. Yani vatandaşın esas, yani bütün dünyada aslında genel enflasyon, manşet enflasyon olarak ifade ettiğimiz genel enflasyon vatandaşın alım gücündeki değişimi tam olarak yansıtmaktan uzak. Bu Türkiye'de çok daha fazla oluyor. Yani vatandaşın temel harcamaları nedir? Gıda harcamasıdır, ulaşım harcamasıdır, işte konut harcamasıdır. Konut nispeten bu yıl, önceki yıllarda çok çok artmış olduğu için artık yani onun şu anki enflasyona etkisi biraz az oldu. Ama onu da vatandaş birer birer yaşıyor. Daha önce işte 2000 liraya, 2500 liraya oturduğu evden şimdi bir anda 10.000 lira, 15.000 liralık kira talepleriyle karşı karşıya kalıyor vatandaş. İşte harcaması, eline geçen paranın büyük bir kısmını gıdaya harcamak zorunda kalıyor. Büyük bir kısmını ulaşıma harcamak zorunda kalıyor. Çocuğunun eğitimine harcamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla vatandaşın hissettiği enflasyon aslında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyondan çok çok farklı. Yani bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyonun hiç hata olmasa bile, %100 doğru olsa bile vatandaşın gerçekte yaşadığı enflasyonu, enflasyon farkını, hayat pahalılığını açıklamaktan uzaktır. Böyle bir dünyada da bu tartışılıyor zaten. Dolayısıyla beklenti bence bu yıl %50'ye yakın olacak diye tahmin ediyorum. Yani %40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve %50'ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görünüyor. Çünkü baktığımız zaman %50 oranda bir artış yapıldığı zaman 17.100 lira gibi bir rakama tekabül ediyor net asgari ücret Ödüm Hanım. %50-45 oranda artış yapıldığı zaman 16.500, %40 oranda artış yapıldığı zaman da 15.960, yani 16.000 lira gibi bir rakam. Yaklaşık 16.000 lira, 17.000 lira arasında yoğunlaşacak gibi görünüyor asgari ücret pazarlığı. Peki şimdi tek bir zam söz konusu. Geçtiğimiz senelerde asgari ücrete enflasyonla bağlı olarak iki zam, hem de epey hani yüksek oranda iki zam gördük. Şimdi tabii masaya oturanlar diyecekler ki muhtemelen tek bir zam oranı yetmeyecek. Eğer tek bir zamla kalacaksak enflasyonun üstünde ve refah payının da arttırılarak asgari ücrete yansıması gerekmekte. Şimdi bu da belki bir çıkmaza yol açabilir. Bir de tabii hani asgari ücretle çalışmayan ama asgari ücret zam oranının kendi maaşlarına yansımadığını gören, düşünen bir çalışan kesim var. Onlarla ilgili bir düzenleme, bir farklı bir yaklaşım da bulunulabilir mi? Oran gittikçe azalıyor çünkü aradaki fark. Doğru, giderek gerçekten yaklaşıyor. O aslında yani bizim en temel sorunumuz Ödüm Hanım. Yani şu anda
asgari ücret artışları enflasyon üzerinde olduğunu daha önceki konuşmamızda da söylemiştim. Asgari ücretin üzerinde seyrediyor genel olarak ama bu dediğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon, vatandaşın yaşadığı, vatandaşın gerçekte çarşıda, pazarda hissettiği enflasyonun karşılamıyor. O alım gücü bakımından bir gerileme var. Ama asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlar olsun, işte memurlar nispeten bir miktar son yılda biraz iyileştirdi ama onlarda da bir kayıp var. Kamu işçisi mesela son yıl işte çok yüksek aldı denildi. Onlarda da bir önceki dönemlere göre bir alım gücünde kayıp söz konusu. Ama en büyük kayıp da özel sektör çalışanlarında söz konusu. Tabii burada oturup işverenin tamamen kendi inisiyatifine bırakılması gibi bir durum söz konusu. Ama ücret belirleme konusunda. Şimdi ücretinize hiç zam yapılmasa bile siz şey yapamazsınız. Yani hiçbir bunu, şey diyemezsiniz. İş akdini fesih sebebi yapamazsınız. Halbuki bu dönemlerde sadece ücret ödenmediği zaman fesih yapabilirsiniz. Halbuki enflasyonun işte %60-65 olduğu bir dönemde ücretin sabit bırakılması ya da işte enflasyonun yarısı oranında bir artış yapılması bile değer olarak ücretin düşürülmesi anlamına geliyor. Ama burada şunu dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman en makul, en kabul edilebilir olan oranı sendikalı iş yerlerinde yapılan ücret artışların o iş kolundaki diğer iş yerlerine teşmil edilmesi, o iş yerlerinde de uygulanmasının sağlanması. Bu iki şeyi getiriyor beraberinde. Bir, genel olarak alım gücünü, işçi ücretlerini yukarı çekiyor. Ama diğer taraftan da sendikalı işyeriyle sendikasız işyeri arasındaki haksız rekabeti önlüyor Oylum Hanım. Yani bir yerde yan taraftaki fabrikada sendikalı işçiler çalışıyor. Orada tüm vergiler kuruşu kuruşuna ödeniyor. Kayıt dışı eleman çalıştırılmıyor. Yükümlülükler, devlete olan yükümlülükler yerine getiriliyor. Ve ücretler kuruşu kuruşuna ödeniyor. Fazla mesaisiyle vesaire diğer yan haklarıyla. Ama öbür tarafta aynı işi yapan, aynı iş kolunda faaliyet gösteren bir başka fabrikada sendika yok diyelim. Orada ücret konusunda bir kriter yok. İşte kayıt dışı işçi çalıştırma konusunda bir kaygı yok ki çok yaygın. Sendikalı iş yerlerinde yapılan araştırmada kayıt dışı çalıştırma hemen hemen sıfır düzeyindeyken öbür sektörlerde, kimi sektörde işte %40-50'ye varan oranlarda kayıt dışıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle de son yıllarda biliyorsunuz göçmenler çok yoğunlaştığı için o da biraz yaygınlaştırdı. Tabii göçmenler konusu ayrı bir konu fakat Türk vatandaşları TC kimlik numarasına sahip Türk vatandaşlarının kendi haklarını biliyor olması lazım. Bu kayıt dışı çalışmayla hatta taşeron konusuyla ilgili bile devletin epey ciddi düzenlemeleri var. İnsanlar da bireysel anlamda kendi haklarını biliyor olmalı çalışanlar. Teorik olarak haklısınız. Biliyor olması gerekiyor ama yani realitede öyle olmuyor insanlar, diyorsunuz. Yani çok evet çok tercih ettiklerinden değil, çaresizlikten kayıt dışı çalışmak durumunda kalabiliyor. Şunu söylemek istiyorum, yani sendikalı iş yerlerinde sendikaların imzalamış olduğu toplu iş sözleşmelerinin o iş kolundaki, o sektördeki diğer iş yerlerine de uygulanması konusunda bir eğer yaygınlaşırsa, böyle bir uygulama kabul edilir ve yaygınlaşırsa genel olarak ücret seviyeleri artabilir. Bunu en çok örneği, en sık verilen örneği Fransa'dır. Fransa'da sendikalaşma oranı Türkiye'ye yakın aslında. Yani çok yüksek değil. Ama Fransa'da sendikaların imzaladığı toplu sözleşmenin uygulanma oranı %80-90'lar seviyesinde çok yüksek. Yani hemen hemen çalışanların tamamına yakını sendikalı iş yerlerinde imzalamış, sendikaların imzalamış olduğu toplu sözleşme zammından yararlanıyor. Yani bu dediğim gibi ülke içerisinde hem ücret dengesini makul, kabul edilebilir bir seviye taşıyor, hem de
İşletmeler arasındaki haksız rekabeti de önleyecek bir düzenleme olacaktır. Ahmet böyle Bey, bir uygulama yapılabilirse. Geçmişte şöyle, deneyimler... söylediğiniz Fransa örneğinden yola çıkarak hani belki izleyicilerimizle paylaşmak gerekiyor. Fransa grev sisteminin de en yoğun uygulandığı ve en sisteme sirayet ettiği ülke aynı zamanda. İşte işçiler ayrı grev yapıyorlar, sarı yelekler vesaire. Geçtiğimiz senelerde hep bu grev haberlerini aktardık izleyicilerimize. Bu grevler fayda sağlıyor mu, sonuca eriyor mu Fransa'da? Yani evet, yani şey, Fransa'da olsun, Belçika'da da çok yaygın, sürekli gittiğiniz zaman grevlerde karşılaşıyorsunuz. Birileri eylem yapıyor belli sektörlerde. Tabii ki bu sendikalaşma oranı o kadar düşük olmasına rağmen grevlerin yaygın olması da bu toplu sözleşmelerin genel olarak yaygın bir şekilde uygulanıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani orada grevi yapan ya da greve destek verenler sadece sendikalı işçiler değil, sendikalı olmayan işyerleri de, işçiler de onlara bilfiil katkıda bulunuyor. Bir de yadırgamıyorlar da açıkçası orada. İşte doğal hak olarak görülüyor ve bir işte ya siz çalışmayı aksatıyorsunuz efendim, yok siz işte ulaşımı aksatıyorsunuz, siz işte günlük yaşamımızı engelliyorsunuz şeklinde bir tepki de göstermiyor vatandaş. Evet. Öyle bir gelenek var Fransa'da. Tabii gönül ister ki greve gerek kalmadan uzlaşma sağlansın. Tabii evet. Ki. Son olarak... Hem üretimde... Buyurun lütfen sözünüzü bitirin. Son sorumu ondan sonra sorayım. Hem üretim olarak dediniz. Hem üretim kaybı yaşanmasın, hem de ücret dengesi artırmış, yükseltilmiş olsun. Gönül bunu ister aslında. Ama her zaman öyle olmayabiliyor tabii. Son olarak tüm emeklilere 5.000 lira ödeneceği ifade edilmişti. Ödemeler başladı mı? Ödemeler başlamadı. Torba kanununda genel kurulda şu anda görüşülmekte olan torba kanunun içerisinde düzenleme yer alıyor. Torba kanunu aslında bu hafta, geçtiğimiz hafta bitirilmesi hedefleniyordu. Ve 15 Aralık gibi de ödenmesi öngörülüyordu. Fakat tamamlanamadı. 86 madde, çok sayıda madde olduğu için tamamlanamadı. Haftaya da bütçe görüşmeleri başlayacak. Bütçe görüşmelerinin arkasından, genel kurulda bütçe görüşmelerinin bitmesinin arkasından tahmin ediyorum 26-27 Aralık'ta torba kanunu görüşmelerine geçilecek ve tamamlanacak. Onun arkasından da 28-29 Aralık'ta ödenmesi konusunda bir çalışma yürütülüyor. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın bu yönde talimat verdiği belirtildi. Bu yıl bitmeden... tüm emeklilere, daha önce çalışmayan emekliler yararlanmıştı. Çalışan emeklilere, şimdi de çalışan emeklilere 5.000 liralık ikramiyenin bu yıl bitmeden ödenmesi hedefleniyor. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için Sayın Ahmet Kıvanç. Tüm açıklamalarınız için hepimiz yarın toplantıdan çıkacak sonucu bekliyoruz. 1, 2, belki 3 toplantı ve sonrasında asgari ücrete yapılan zam oranı belli olmuş olacak. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.